Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android Double Tape'lerde kablosuz görüntü aktarımı nasıl olur onu anlatacağım. Tape'imiz bu arkadaşlar. 10.1 inç Android Double Tape. 1 GB RAM'i 16 GB hafızası var. Android bir cihaz. Hani standart Android 8.1 yüklüyor. Ürün bilgileri de burada. Android 8.1 Go yüklü arkadaşlar. 1 GB RAM, 16 GB hafızası var. 1.3 GHz çarpı 4 çekirdekli arkadaşlar. Ekran kalitesi de 1024x600. Bunlarda kablosuz görüntü aktarımı nasıl olur? Aslında şöyle bir şey var. Hani bunlar da internete bağlandığı için görüntü aktarmaya fazla gerek yok ama bazı insanlar merak ediyor. Telefonda olan şeyleri ekrana yansıtmak istiyor. Kablosuz görüntü yansıtmak için arkadaşlar ilk önce bu Honeylink yazıyor. Bazı şeylerde farklı yazabilir arkadaşlar. Benim kullandığım tape'lerde Honeylink. Buna basıyoruz arkadaşlar. Timeout diye bir şey çıkacak. Bize bir barkod çıkacak arkadaşlar. Bu barkodu okutacağız. Sonra bir tane uygulama indireceğiz. Şimdi biz Android USB var. USB ile de bağlayabiliyoruz. Android Wi-Fi var. Bir de iPhone Wi-Fi var arkadaşlar. Biz şimdi Android Wi-Fi ile bağlanacağız. İsterseniz kablolu da bağlanabiliyoruz arkadaşlar. İlk önce Hotshot'u açıyoruz arkadaşlar. İnternet paylaşımını açacağız. Arkadaşlar telefonumuzdan mobil paylaşım açıyoruz. Buradan mobil erişim noktasını açıyoruz. Bazı telefonlarda internet paylaşımı olabilir. Burada bir kare kod çıkıyor arkadaşlar teyipte. Bu kare kodu bir tane kare kod okuyucu indiriyoruz. Şu anda ben bir tane indirdim. Kare kodu okutuyoruz arkadaşlar. Şu anda okudu. Şimdi bu internet sitesine gidiyoruz. Şöyle göstereyim. İnternet sitesi bir tane bize uygulama indirecek. İndiriyoruz arkadaşlar. TimeAVN diye bir uygulama. Şu anda indi arkadaşlar. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Sonra yükle diyoruz. TimeAVN diye bir uygulama. Şu anda yüklendi arkadaşlar. Açıyoruz. Şu anda açıldı arkadaşlar. Şu anda bağlandı. Direkt otomatikman açtığım zaman bağlanıyor arkadaşlar. Şimdi buradan böyle çıkıyoruz. Şu anda telefonumuz burada. Telefonumuzun aynısı burada arkadaşlar. Bunları telefonumuzu buradan kontrol etmek için buradan da kontrol edebiliyoruz normalde. Kablosuzlarda kontrol edemiyoruz arkadaşlar. Sadece USB ile bağlanırsak CarPlay özelliği varsa ancak o şekilde telefonumuzu kontrol edebiliyoruz. Gerek var mı? Bence yok. Neden derseniz zaten şöyle bir şey yaptığımız zaman telefon büyüklüğünde zaten ancak telefon büyüklüğünde şey yapabiliyoruz. Yan çevirdiğimiz zaman şöyle diyeyim, otomatik çevirme. Ekranı bir çevirebilsem. Otomatik çevirme yaptığımız zaman ekranı şöyle yapalım. Böyle tam ekran oluyor arkadaşlar. Şu anda bizim ekranımızda ne varsa şöyle göstereyim. Aynısı orada da oluyor. Hani fotoğraflara bakabiliriz tam ekran. Şu anda telefonumuz kontrol edebilir miyiz? Yok, edilmiyor.
Telefonumuzun aynısı karşı tarafta çıkıyor arkadaşlar. Göstereyim. Böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle bir uygulama açalım. Kablosuz görüntü açtık arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu kadar basit. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aynı şekilde mesela şöyle diyeyim. Galeriye girebiliyoruz mesela. Fotoğraflarımızı şöyle açalım. Tam şey olarak gösterebiliyoruz arkadaşlar. Fotoğrafları aktarabiliyoruz. Video, müzik aktarabiliyoruz. Örneğin şöyle bir videoyu aktaralım. Yalnız müzik sesinin ya da şey sesinin telefon sesinin şeyden teypten çıkması için arkadaşlar Bluetooth'tan bağlanmamız gerekiyor. Ancak o zaman teypten çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.